tıpkı arka taraf gibi öreceğiz. 3 numaralı şişle 78 ilmek başladıktan sonra 4 santim lastik öreceğiz ve daha sonra düz örgüyle devam edeceğiz. Yine yanlarda her iki yanda 3'er tane artış yapıp ilmek sayısını 84'e çıkaracağız. Örgünün boyu 20 santim olduktan sonra yaka ve kol kesimine başlayacağız. Ben ön tarafı ördüm arkadaşlar. Şu anda şişte 84 tane ilmeğim var. Örgünün boyu 20 santim. Bu aşamada ön tarafın yaka şekillendirme ve kol şekillendirmesini, kol evi şekillendirmesini yapacağız. Hemen hemen aynı arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Bu kez kol evini bu tarafta yapacağız. Yakayı ise bu tarafta açacağız. Birinci fark bu. İkinci fark ise yine kol altında önce 5 ilmek birden keseceğiz. Ama yaka tarafında 6 ilmek birden keseceğiz. Arka tarafta 5 tane kesmiştik. Daha sonra yine 4-4 keserek ilerleyeceğiz. Yine burada da 1-1 keserek ilerleyeceğiz. Evet, önce kol altını keseceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi sıra sonuna kadar düz. Şimdi yaka tarafının kesmesini yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört beş altı. Sıra sonuna kadar ters. Yine kenar ilmeğini örüyoruz. Bir düz. İkinci ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve bir kesme yapıyorum. Şişte bir ilmek kalana kadar düz. Son ilmeği örmüyorum. Ve çeviriyorum. Yine ikinci ilmeği birinci ilmeğin içinden geçirerek bir kesme yapıyorum. İki. Üç, dört. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı arka taraftaki gibi. Şuradaki kesmeler toplam 10 kez olunca, bakın şimdi bir kez burada yaptık, 6 ilmek kestik. Bir kez burada kesme yaptık, 4 ilmek eksilttik.
Buradaki kesmeler 10 tane olunca kol eksiltmelerini bırakacağız ve birer birer yaka eksiltmesine devam edeceğiz. Kol evinin kesmeleri bitti arkadaşlar. Şu anda şişte 28 tane ilmek var. Sadece yaka kesmeleriyle devam ediyoruz. Şişte 3 ilmek kalana kadar düz. Evet, şişte 3 ilmek kaldı. 2 ilmeği beraber örüyoruz. Bu şekilde tekli kesmeler yaparak şişte 8 ilmek kalana kadar tekli kesmelere devam ediyoruz. Ön parça da bitti arkadaşlar. Arkan uzunluğuna ulaşmak için şu son kesmeden sonra 3 sıra düz ördüm. Diğerinde sadece kesmeden sonra arka sırayı örmüştük. Bunda bir geliş bir gidiş daha yaptım. Şimdi arka ve ön parçayı 3 şiş yöntemiyle birleştireceğiz. Şöyle iki parçayı birbirine paralel tutuyoruz. Arka tarafı, yani ters taraflar dışa geliyor. Düz taraflar içe geliyor. Önce birinci şişteki ilmeğe giriyorum. Daha sonra ikinci şişteki ilmeğe giriyoruz ve ikisini beraber örüyoruz. Daha sonra ikinci ilmeklere de aynı işlemi yapıyoruz. Ve normal kesmede yaptığımız gibi bunları birbirinin içinden geçiriyoruz. Bütün ilmekleri bu şekilde kapatıyoruz. Evet, arka ve ön parça birleşti. Şimdi lastiklere geçiyoruz. Lastiği 3 numara şişle öreceğim. Önce kol lastiğini yapacağız. İlmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 Daha sonra şu kenar ilmeklerinden 1 2 3 4 5
5 tane çıkarıyorum. Bakın şu 6. sırayı atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aslında şişim ince arkadaşlar. Her sıradan bir ilmek çıkarabilirim. Fakat çok geniş olmasını istemiyorum. Hafif kip durmasını istiyorum. O yüzden her 5 ilmekte bir tane atlıyorum. 2, 3, 4, 5. Yine bakın, bir sıra atlıyorum. Bu şekilde 3 numara şişlen kol kenarından ilmeklerimi topluyorum. İlmeklerimi topladım arkadaşlar. Bir düz, bir ters lastik örüyorum. Düz, ters, düz, ters. Evet, bu şekilde dilediğimiz uzunlukta lastiği öreceğiz. Daha sonra kapatıp kol lastiğini bitirmiş olacağız. Lastik boyu 1,5 santim oldu arkadaşlar. Şimdi ilmekleri kapatacağım. Kaç sıra ördük? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Şimdi ilmekleri kapatıyoruz, kesiyoruz. İlmekleri keserken düz ilmeği düz, ters ilmeği ters örüyoruz. Bakın hiç sıkmıyorum. Evet, şurası şaşırtabilir sizi. Ben yan tarafı diktim. Yuvarlak şişle ördüm. Evet, bu şekilde bütün ilmekleri kapatıyoruz. Kol lastiği bitti. Şimdi yaka lastiği için ilmek çıkaracağız. İlmek çıkarmaya arka yakadan başlıyoruz. Her ilmekten bir ilmek çıkaracağız. Burada 5 ilmek kesmiştik önce hatırlıyorsanız. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra 4'er 4'er kesme yapmıştık. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört. Tekli kesme yaptığımız ilmeklere kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi tekli kesme yaptığımız ilmeklere geldik. Bakın şunlar bizim kenar ilmeğimiz. Kesme yaptığımız ilmekle kenar ilmeğin arasından ilmek çıkarıyoruz. Her sıradan bir ilmek hiç atlamadan. Evet, şuraya kadar, dörtlü kesme yaptığımız yerlere kadar her sıradan bir ilmek çıkarıyoruz. Dörtlü kesme yaptığımız yerlerde ise her ilmekten bir ilmek çıkarıyoruz. Yani dörder ilmek çıkarıyoruz. Şurada başlangıçta ön tarafta 6 ilmek kesmiştik. Buradan da 6 ilmek çıkarıyoruz. Daha sonra yine kol lastiği gibi bir düz bir ters
1,5 santim lastik örüyoruz ve ilmekleri kapatarak yakayı da bitiriyoruz. Yine lastik boyumuz 1,5 santim olacak. Sonlandırdık. Bakın gayet güzel. Düzgün bir lastik oldu. Şimdi yan dikişi yapacağız. Ben ön yüzden dikiş yapacağım. Siz arzu ettiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet, yan dikişle, kenar dikişiyle birinci ilmek arasındaki ipi kullanarak dikişimizi dikiyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bluz ya da üst tabir edebileceğimiz parçayı bitirdik. Ilık suyla yıkadım. Ilık sabunlu suyla yıkadım ve kuruttum arkadaşlar. Ütü vurmadım. Özellikle pamuk iplere deterjan kullanmamanızı öneririm. Hoş ben yünlere de kullanmıyorum. Örgülerimi sadece sabunla ya da şampuanla temizliyorum. Normal şampuanla ya da yün şampuanıyla. Oldukça kullanışlı, güzel, trend bir bluz oldu. Hatta kızım giydi bile ama bitinceye kadar biraz kilo verdiği için azıcık geniş geldi. Umarım siz de beğenirsiniz. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşça kalın. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın.